Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bu borçlar bize AK Parti döneminden devral geldi, kaldı. Fakat Vedat Işıkan da şöyle bir rakam paylaşıyor. Diyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesi için söylüyor bunu. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon lirayken bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır diyor. Hı hı. Tamam. Yani bu borç katlandı diyor. Şimdi siz ne söyleyeceksiniz? Bir de bu borçlar ödenmezse ne olur? Tamam. Şuradan başlayalım. Ya gemek e, istemediğim bir konu. Bir cümle söyleyeyim. Ya Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasını duyunca benim biraz içim burkuldu. Bir okul musunuz o? Neden? Bari. Hangisini? Bu yani yani işte ideolojik meselesi. bağnazlık bunların paçalarından akıyor diye bitiyordu bildiğim kadarıyla değil mi? Çok uzun bir açıklama son, bu. Vals... Son, evet, valsle ve vesaire bir okuyor musunuz? Onu? Şöyle diyor. E, dans gösterisine, vals gösterisine gelince para var. Gazetecilere Roma turu yaptırırken para var. Ancak SGK'ya borç ödemeye gelince para yok. Tüm belediyelere borç bildirimleri gönderilmeye başlandı. Sonra da gerekli adımlar atılacak diyor. E, hatta devamında da biz daha milletim, sert bir takım ifadelerle milletin hakkını var. hukukunu korumanın evet. derdindeyiz. İnsanda biraz utanma olur, of, mahcubiyet of, olur diyor. Of, of. Şimdi son ne biliyor musunuz? Gene aynı sisteme olmuyor bu iki şapka üst üste. Bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı mı? 85 milyonun Cumhurbaşkanı mı? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı mı? Çünkü ona göre vereceğimiz yanıt farklı olacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ama, o, o, o makama işte. duyduğumuz saygının gereği olarak elbette ki öyle bir yanıt vermiyoruz. Ama bu çok ağır sözler ve ha. çok ağır yanıtlar hak ediyor. Şunu söylemeye ya, çalışıyorum. Üstad, i̇ki artık şapka kabul üst üste edelim. olmuyor. Bakın değil. Pınar Hanım müsaade buyurun. Bu iki şapka üst üste olmuyor. Yani hem bir siyasi partinin genel başkanı olup, karşı tarafa çok sert çıkışlar yapıp hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurba Cumhurbaşkanlığı makamı hep altını çiziyorum. Bütün siyasi eğilimlere ve farklı siyasi eğilimlere sahip yurttaşların hepsini kapsayan, hepsini kucaklayan bir makam olmalı. Bu sistemin en büyük handikaplarından bir tanesi bu. Siz bu şekilde konuştuğunuz müddetçe hiçbir şekilde farklı siyasi görüşlere sahip insanların Cumhurbaşkanlığı onları kapsayan, kucaklayan olamıyorsunuz. Olamazsınız. Bunu bir şey değişse de, evet. ya bir gün makam sahibi değişse de bu böyle olacak. Bunları sistem Cumhurbaşkanlığı anayasa gibi. Evet çok yaptığı konuş en çok rahatsız olduğumuz konuşmalardan bir tanesi bu. Müsaade buyurun. Bu da bu yani. Müsaade buyurun. Yani, yani Biden buyunca... Sarkozy neyse bu da bu. E Biden Biden neyse sistem bu yani Aha başkanlık. Bizdeki sistem. sistem şimdi belediyeler başkanlık sistemi ya yani. Sistemindeyiz yani. Sistemindeyiz. Şey. yani Hadi ekleyin buradan ne söyleyeceksiniz? Devam edelim. Onu konrayı değiştirecek. Cumhurbaşkanı madem öyle Ankara'nın göbeğine dinozor parka 835 milyon dolar harcarken Niye bunu söylemedi? Kaç para yapıyor? 835 milyon Çok, dolar. Dünyanın e ne kadar yapıyor? en gereksiz yatırım. Evet, için. niye konuşulmadı bu? 20 milyar TL'nin üzerinde bir rakam. Ama şu an ekonomimiz böyle değil de ekonomimiz... Yok onu parantiz... Cumhuriyet Halk Partili belediye tamam, başkanı yapsaydı yok, tam bir şey yani. olurdu. E, tamam, bu, bu adaleti sağlamıyor. Yani. Tarafsızlığı ha, zaman, Bu bir zaman, parantizli. başkanlığı bakan, bir parantez. Neden Cumhurbaşkanlığı Beresli bakanlığının siyaset üstü, üstü olması doğruyorum. gerektiğine ilişkin çok güzel bir örnek. İki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın içer açıklamasının içerisinde hiç katılamadığım vals yapmayı biliyor, dans yapmayı biliyor. Evet biliyorlar. Bilmek de durumundalar efendim. Ya bizi nasıl bir şeye sıkıştırdılar? Yani kuru ekmek yediğimize şükretmek durumunda mıyız? Yani biz böyle bir ülke değiliz. Böyle bir yurt, yurttaş dediğiniz böyle bir şey değil. Yani <laughs> iki şey karnın doyuyor mu o zaman? Hocam ben hayretin. Erzurum'daki bir olarak insanlar neyse, sağlıklı beslenecekler. Alpınar ben her sözüme müdahale ederseniz cümleyi yani, tamamlayamazsam yani, olmaz hocam? Bir cümle müsaade evet. buyurun. Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak hepimiz 85 milyon insanca yaşamayı hak ediyoruz. İnsanca yaşamanın içerisinde sadece sağlıklı beslenmek yok. Herkes sağlıklı beslenmeyi hak ediyor. Burada söyleyecek çok şey var. Mesela şu ilkokullardaki çocuklara mutlaka o bir öğün yemeğin zorunlu olmasının altını bir kez daha çiziyorum. Çok önemli bir şey bu. O çocukların hem fiziksel hem mental gelişimini sağlanması için. Ama bu da yetmez. Biz sosyal varlıklarız. Toplum içerisinde yaşıyoruz. <laughs> Kültür sanat etkinliklerine de ihtiyacımız var. Bizim edebiyatla uğraşmaya, sanatla uğraşmaya, sinemayla uğraşmaya, müzik müzikle hemhal olmaya ihtiyacımız var. Ve belediyeler bu sosyal gereksinimi yemene getirmek durumundalar. Burada da harcamalarda bir şey oluyor mu? Efendim, Israf bunun, oluyor mu? Bunun, i̇şte bu pek, konserlere verilen paralar, sanatçılara Mutlaka, mutlaka ki bunların denetimi zaten İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bütçenin ne kadar neye harcamışsın ki? Keşke bizim ülkemiz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kültür sanat hizmetlerine daha fazla imkan sağlayabilse ama biz o ekonomik gelişmişlik düzeyinin çok gerisindeyiz maalesef. Bunun tam tersine teşvik edilmesi, kültür sanat aktivitelerinin daha da gelişmesi, insanların fikri gelişiminin de artırılması, arttırılması, bütünlenmesi için çabalara destek olunması gerekirken ya bugün spor salonundaydım hocamla e, İranlı hocam. E, şey mezuniyet törenlerini Bugün bizim üniversitede mezuniyet töreni var. Size mezuniyet töreni yok muydu hocam dedim. Yok hocam bize yapmadılar dedi. Neden dedi? İ, İran'da hükümet öyle şeyler şey ama öyle bir mutluluk tarzını bize çok görüyorlar dedi. Benzer bir anlayışı Türkiye'de biz kabul etmiyoruz. Bizim Neşemizi hiç kimse çalamasın. Biz hem çok özgür bir ülke hem çok zengin bir ülke olabiliriz. Yeter ki şu zihniyetimizi daha insancıl, daha evrensel standartlı standartlara evet. yükseltelim. Gelelim belediye da, mevzuna. Hani Cumhurbaşkanı da şöyle vals yapmayın, dans etmeyin, evinizde oturun demiyor. Burada da ne başka diyor? bir şey söylüyor. Önce borcunuzu ödeyin. Borcu ödeyin ondan sonra Güzel. bu etkisini Şu borç meselesine gelelim. Şimdi Erdal Bey ifade etti. Aslına bakarsınız bütün kıyametin koptuğu toplam 90 milyar liralık... Evet. Yani Allah aşkına nereden Türkiye'de şu an içinde yaşadığımız ekonomik darboğazın sebebi belediyelerin bu kamu borçlarını ödememiş olması mı? Ya 90 milyar lira ödenince sadece geçtiğimiz yıl zengine servet transferi anlamına görülen yani kur korumalı mevduat nedeniyle Merkez Bankası'nın zararı 818 milyar lira. Sadece onun bakın. Şu an ülkem konuşacağız mı bilmiyorum. 4 aydır Allah selamet versin Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikasında hepimiz artık ekonomi terimlerini öğrenip hale geldik. Onu trade diye bir şey var mesela. Son 4 ayda dolar sadece %3 artmış memlekette. Ama mevduat faizi %15 artmış. 4 ay önce dolarını getirip dolar atmayacak garantisini alarak mevduata yatıran İngiliz tefecileri bizim üzerimizden yüzde on, yüzde on beş zenginleşerek gittiler. Bu parayı biz ödüyoruz ve yüz milyarlarca lira. Bunun örneklerini alt alta saya saya bitiremeyiz. Yani belediye Şirketler, borcuna gelene Allah kadar Allah aşkına neler belediye var borcu diyorsunuz? mudur Türkiye'nin şu an yaşadığı ekonomik darboğazın sebebi? Az mı yüz milyar TL? neler neler. <laughs> Neler neler sayarız. Yani peki neden bu gündem oluyor? Çok basit bir nedeni var aslına bakarsanız. Neden belediye borç, neden ödenmiyor bunlar? Ya bizim ülkemizde şunu kabul edelim. Ne yazık ki sadece belediyeler için demiyorum genel anlamda yerleşmiş bir af kültürü var. Vergide de aynı şey var. Ha bekliyorlar. Kesinlikle. Ya benim muhasebecim de aynı şey. Hocam yakında yapılandırma çıkacak o zaman öderiz diyor. Herkes için Ama bu öyle. Orman affı öğrenci affı, vergi affı ve bir ceza hukukçusu olarak en çok şikayet ettiğim Bu e, mahkumiyetlere ilişkin olarak afflar. Bir de ehliyet affı bekleyenler var. O affların sayısı Gündemde, sınırı yok. Ama gündeminde. bu afflar, bu afflar şu anlama geliyor. Bir, vergisini zamanında ödeyen, yükümlülüklerini zamanında gereği gibi yerine getiren dürüst yurttaşların, iyi niyetli yurttaşların adeta tırnak içerisinde tabirimi lütfen herkes mazur görsün devlet tarafından enayi muamelesi yapılmasına neden oluyor. Diğer taraftan yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin de imar düşünün çok daha ağır ve vahim neticelere yol açan yükümlülükleri yerine getirmeyen hatta bile isteye kuralları çiğneyenlerin de ödüllendirildiği bir mekanizma yaratıyor. Bu son derece açık ve geçmişten bu yana bu af kültürünün bir parçası olarak belediyelerin bu borçları da defaatle affedilmiş. E şimdi sen bu uygulamanın 50 yıldır var olduğunu bildikten sonra bugün dönüp belediyelere siz bu borçlarınızı ödeyin olmaz. Yani bizim bu kültüre bir reddiye yapmamız gerekiyor. Bir bunun altını tizelim. Evet. Ee, diğer bir konu. Ödenmezse ne olur? Ben onun yanıtını Tamam alayım. hemen iki cümle onu da söyleyeyim. Bir kere ödenmemek diye bir şey söz konusu değil. Bunların elbette ki e, buna ilişkin olarak amme alacakların tahsil usulü kanunu var. Onun esasları uygulandığı takdirde belediyelerin istisnai bir takım şeyleri, ve hizmet birimleri dışındaki tüm mal varlıkları üzerinde, banka hesapları üzerinde bu ama Türkiye'de bu noktaya gelinmesini gerektiren bir durum yok. E zaten bunun altını Çiziyoruz. Ya Allah aşkına, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi içerisinde şu bahsetmiş olduğunuzu nokta kadar değeri olmayan. Bu bir arada şey. Çalışma Bakanı bir kolaylık da sunuyor, şöyle açıklama evet. yaptı, diyor ki borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması konusunda belediyelere her türlü desteği vermeye hazırız diyor. Tamam. yani hani ödeyecek durumunuz yoksa gelin taksitlendirelim diyor. İhenniyet tamam. Bakan. Yani burada yapılması Bakan. gereken artık çok açık. Yani bu iş Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da dile getirildi ve bir iç siyaset tartışması haline getirildiği için artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu konunun derhal kapatılması için bir yol haritası belirlemeleri evet. gerekiyor. Çalışma Bakanlığı ile istişare içerisinde ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amiral Gemisi bu yönde adım attığına göre diğer belediyeler de bunu evet. izleyeceklerdir. Bu aslına bakarsanız bir parti iradesinin bir tezahürüdür. Adım adım bir yol haritası içerisinde yapılandırmalar yapılıp bu borçla ödenecekler. Evet. Ama şu önemli, Erdal Bey'in söylediği şu önemli. Yani siz bu... E, belediyelerin mevcut borcuna karşılık olarak devletle oturarak ve becaiş yaparak bunu çözme imkanı eğer AK Partili belediyelere sağlıyorsanız bu noktada devlet olarak objektif bir yaklaşım sergilemeniz ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bundan mahrum bırakmamanız gerekir. Bu noktada eşitlikçi, adil bir çözümü derhal hayata geçirelim ve bu suni gündemi hayatımızdan çıkartalım. Türkiye olarak bizim çok ciddi hakikaten ekonomiden göçmenlere kadar birazdan bir dünya oluşturdu. sorunumuz var. Evet. Zamanımızı, enerjimizi şu KKM'nin onda biri dahi kadar yük oluşturmayan belediye borçlarıyla harcamayalım. Onu evet. Biraz